Şimdi tabii biz çocukluğumuzdan beri hep dinle ilgili şeylerle ilgilendiğimiz için veya okuduğumuz için yani özellikle lise ve üniversite çağlarında kader meselesi bizim çok aklımıza takılıyor. Evet. Yani işte hem her şey belirlenmiş hem alın yazımız var. Ondan sonra her şey belirlenmiş hem de bu yaptıklarımızdan ötürü ya ödüllendiriliyoruz ya cezalandırılıyoruz gibi bir algı vardı o dönemde. Hatta Sünni mezheplerde kadere iman yani imanın esasları arasında sizin de bildiğiniz gibi bu kader meselesiyle ilgili ne diyeceksiniz sevgili dedem? Eyvallah, çok güzel bir soru ve toplumda gerçekten çok müşkülatlı bir konu. Şimdi değerli hocam, önce başlığını atalım, sonra başlığın altını dolduralım inşallah. İnşallah hocam. Şimdi kader Allah'ın ilmidir, iradesi değildir. Şimdi buna birkaç örnek verelim ki çok rahat anlaşılacak inşallah. Şöyle hocam, Allah'ın laneti onların üzerine olsun, Yezid'in, Muaviye'nin üzerine olsun. Mesela Yezid Hazreti Zeynel abidine, Hazreti Zeynep'e diyor ki, diyor, Hüseyin'i ben öldürmedim diyor. Allah öldürdü. Muaviye zulüm yapıyor ümmete, diyor ki ben yapmıyorum ki diyor. Allah yazmış diyor. Böyle oluyor diyor. Yani bende suç yok diyor. Yani böyle kaderciliği bu şekilde anlatıp da insanların kafalarını karıştıranlar, insanları kaderciliğe götürenler, insanları yoldan çıkaranlar, insanların hakkını gasp edenler Allah'ın zalimleridir. Hocam kader şu. Önce tekrardan bir örnek vereceğim. Hocam siz böyle yapraklı takvimleri hiç okudunuz mu? Yapraklı takvimleri. Vardı hatırlıyorum okuyorduk. Çok yaşa. Şimdi sonradan şey yaptılar, kanatlı yaptılar. O yapraklı takvimlerden hatırlarız. Yapraklı takvimler diyen yazıyor. Örnek vereceğim. 19 Ağustos'ta güneş tutulacak. Gerçekten 19 Ağustos geliyor, güneş tutuyor. Ya da diyelim ki 20 Temmuz'da ay tutulacak. Hakikaten 20 Temmuz geliyor, ay tutuluyor. Peki biz şimdi o yazanlara sitem etsek, kızsak, ya arkadaş sen niye yazdın ki tutulsun ya? Gözünü seveyim ya. Sen niye yazdın oraya yani? Karanlıkta kaldık. Yok yok. O insanlar ilmiyle keşfettiler. 20 Temmuz'da tutulacak ay, 19 Ağustos'ta da güneş tutulacak. İlmiri tespit edip oraya geçiriyorlar. O tutulacağı için yazdılar. Yazdığı için tutulmadı hocam. Eyvallah. Burası anlaşıldı değil mi? Eyvallah. Şimdi Gayet bizim net. yapacağımız şeyler Allah'ın ilminde yazılı. Ama Allah yazdığı için biz yapmıyoruz hocam. Biz yapacağımızı Allah ilmi ezelisiyle bildiği için, onun yanında zaman mevhumu olmadığı için, o ezeli de ebedi olduğu için yazmış. Ama o yazdığı için biz tutmuyoruz. Yapmıyoruz. Günah işlemiyoruz, sevap işlemiyoruz. Bizim yapacağımızı bildiği için yazmış. Eyvallah. Çok aydınlatıcı Anlaşıldı oldu. mı hocam? Evet, evet dedim. Çok aydınlatıcı oldu. Tabii bir de şu şekilde yani bazı izahlar var. Tabii bizim yani benim okuduklarımdan çıkan. Diyor ki mesela bazı hususlar da yani insanın kendi iradesi vardır. Onları yapar veya yapmaz. Allah onlara bir ihtiyar vermiştir. Bir özgürlük alanı tanımıştır. Eğer insan yaparsa veya yapmazsa ona göre Allah ona ödül veya mükafat verir. Fakat Allah kişinin kendi iradesini aşan, kendi gücünü aşan herhangi bir olay varsa onun iradesi yani insanın kendi iradesi dışında gerçekleşmişse onlardan mesul tutmaz. Hani o külli irade, cüz'i irade var ya dedim. İşte diyor Hocam ki yani şimdi şöyle bir şey. buyurun dedim. Buyur. Şimdi Buyurun. böyle külli irade Cenab-ı Hakk'ın iradesidir. Evet. Cüz'i irade insana verdiği iradedir. Şimdi Allah bize akıl diye bir nimet vermiş. Şimdi külli iradeyi kapımızın önünde bekleyen bir damalı taksiye benzetelim hocam. Dışarı çıktık. Taksiye bindik. Kimle beraber? Arıza hocamla beraber bindik taksiye. Ne yapıyoruz? Taksiciye diyoruz ki bizi meyhaneye götür. Götürür mü? Götürür. Suç taksi şoförünün mü? Hayır. Suç bizim. Biz dedik oraya götür. Biz dedik ki efendim bizi Kabe'ye götür. Götürür mü? Götürür. Peki hayır sevap taksi şoförü mü? Hayır.
Biz istedik. Biz dedik ki bizi cenevine götür. Götürür mü? Vallahi götürür. Şimdi yani külli irade kapıdaki taksi gibi düşünelim. Cüz'i irade de bizim cüz'i diyoruz ama çok büyük irade. Yani Allah'a göre cüz'i. Yoksa ki cüz'i değil irademiz. Bize Allah öyle bir güzel bir irade vermiş ki sade irade de değil. Akıl vermiş, ilim vermiş, bir sürü kendi sıfatlarından bize vermiş. Hocam, Adem Aleyhisselam'a neden secde etti bütün cinler ve melekler, şeytan hariç, Allah'ın laneti üzerine olsun. Çünkü Allah kendi sıfatlarından Adem'e vermişti. Annem rahmetinin yine Allah rahmet eylesin. Güzel bir dörtlüğü var. Diyordu ki amin Allah Allah. Hak seni yarattı kendi nurundan elif lam eyledi dilin üstüne padişah eyledi elin üstüne. Ha. Biz insanı ahsen-i takvim suretinde yarattı Cenab-ı Hak. Ve Cenab-ı Hakk'ın günahsız, tertemiz, masum yaratıkları olan o melekler diyor ki sen kan dökecek birini mi yaratıyorsun ya Rabbi? Biliyorlar kan dökülecek. Allah bildiriyor çünkü ilimleri var. Ben diyor sizin bilmediğiniz şeyi bilirim diyor. O Adem'e secde etmesinin sebebi işte Allah'ın sıfatlarının insanoğlunda olmasının kutsallığından kaynaklanıyor. İşte biz o Rahmani sıfatları ne kadar çoğaltırsak Cenab-ı Hakk'a karşı o kadar iyi bir kul oluruz. Ama günahlarla onu ne kadar perdelersek Allah muhafaza Allah'ın nurundan faydalanamayız. O zaman şeytana yakın oluruz. Yani bu örneği daha önce de yine bir sefer söylemiştik ama inşallah duymayan canlarımız. Mesela hocam şu anda ben İstanbul'dayım. İstanbul'dan kalkıp Tunceli'ye doğru gidersem her geçtiğimiz an İstanbul'dan uzaklaşırım, Tunceli'ye yaklaşırım. Tunceli'den bu tarafa gelirsem Tunceli'den uzaklaşır, İstanbul'a yaklaşırım. Yani biz Allah'tan uzaklaşırsak şeytana yaklaşırız. Şeytandan uzaklaşırsak Allah'a yaklaşırız. E bu da neyle olur? İşte iradeyle olur. Allah'ın bize verdiği iradeyle olur. Ama biz kendi irademizi kötüye kullanacağız. Haşa burada suçlu Allah'ı mı göreceğiz? Haşa. Şimdi hocam dünyada en güzel nimetlerden birisi nedir? Ateştir. Ateş olmasa şu anda biz seninle konuşamazdık. Her şeyi eritip değil mi kalıba sokmak neyle olur? Ateşle olur. Donardık. Yani bir sürü yani ateş dünyanın en güzel nimeti. Bıçak en güzel nimet. Ama kalkıp öbürü bıçaklıyorsun. Diyorsun ki bıçak kötü. Yok. Bıçağı sen kötüye kullandın. Ateş başkasının evini yakıyorsun. Yok. Kötü değil ateş. Ateşi sen kötü yaptın. Sen götürdün başkasına. Ateş sağlığını yazık ettin. Ocağını batırdın. Ya Allah bize irade verir. Sen o iradeyi kötüye kullandın. Orada suç senin. Allah'ın değil. Eyvallah. Sana. Yani Allah'ın ya, değil mi? Ya şimdi akıl var. Bir de akıldan başka bir de vicdan var hocam. Şimdi Allah insana üç tane karar mekanizması vermiş. Akıl, vicdan ve nefis. Üç tane. Şimdi iki kere iki kaç desen vicdanın devreye girmez. Akıl devreye girer. Dörttür. Birisinin kolu bacağı yanına kopsa ya benim arabam kirlenir, benim arabama koymayın demez. Kanlansın ya bir şey olmaz. Bir an önce doktora götürelim. Vicdan devreye girer. E yemek seçerken, eş seçerken ne devreye girer? Nefis devreye girer. Ha, Allah üç tane karar mekanizması vermiş. Ha, biz bunları karıştırdığımız zaman haksızlık, adaletsizlik, merhametsizlik, günahlar başlıyor o zaman. Haşa burada suçlu Allah değil ki Allah sana vermiş sen yanlış kullandın. Onun eyvallah, için haşa Cenab-ı Hakk'ın yazgısı Allah'ın bilgisi olduğu için yazgıdır. O yazdığı için biz yapmayız. Biz yapacağımızı bildiği için o yazmıştır. Eyvallah. Sağ olasın.